Evet kıymetli dostlar 25 Eylül 2024'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Gündem aşırı yoğun. iki tane video çekmek zorundayım. Bir kısmını da sabaha artık dinleyeceksiniz. En azından yorumlarımı dinleyeceksiniz. Çünkü olayları zaten biliyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de bazı şeyler yaşandı. Yaşanmadan önce mesela Jose Mourinho, Dusan Tadic karar diye ya, haber yapıldı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maç biliyorsunuz 26 Eylül Perşembe günü. Yani yarın Union saint Louis ile karşı karşıya geleceğiz. Ve Jose Mourinho hücumda değişiklik planları kuruyor falan filan diye haberler yapıldı. Yani e, bu açıklamalar Jose Mourinho'nun basın toplantısından önceydi. Yani İrfan Can Kahveci'yi 11'de başlatacak e, falan filan diye. Şimdi arkadaşlar Mourinho'nun aslında çok enteresan kararları var ve Mourinho bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi neresinden başlayayım, neresinden gideyim? Bilmiyorum ama uzunca bir konuşma var. Ben Mourinho'nun açıklamalarını konuşacağım. Yalnız rica ediyorum dikkatli dinleyin. Arada birkaç tane ince bir şey sıkıştıracağım araya. Şimdi Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 24 yılda hiç kaçmadım. Hani derbi sonrasında basın toplantısına niye katılmadım? Bu sorunun sorununa mutlu oldum. 24 yılda Karim hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Özellikle mağlubiyetlerden sonra gazetecilerden sorulardan korkmadım. bu ilk defa da olmuyor hani ilk defa olan bir şey değil Alper de biliyordu ya Yemeniciler ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flash röportaja gittim basın toplantısı için 70 dakika gittim orada bekledim girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler Kapıda bekledim. Hani anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum. Deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum. Ama İkimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitlerin olması lazım diyor. Ve bana saygısızlık yapıldı. Yani 70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim. Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım. Cumartesi başladık, pazar bitti diye 23:55'te başladık basın toplantısına, gece bittim. Hani sonuçla alakası yok diyor. Ki haksız mı? Hak yani sonuna kadar 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim aslında diyor. Şimdi şu cümleler bana garip geldi. Derbinin Avrupa Ligi maçına yansıması nasıl olacak? Mourinho diyor ki motivasyon kısmıyla başlayalım. Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybederseniz iki katı. Derbi kaybederseniz üç katı acı çekersiniz. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Bir tepki, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben her zaman büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz. Büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez derim. Bu dengeyi yakalamaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif etki çıkarmamız lazım. Acı çektik. Canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun da tek yolu maç kazanmak. Başka yolu yok. Şimdi bu cümleleri ben sarf ettiğim zaman bana diyorsunuz ki hocam yönetim yalakasısın bilmem ne nesisin falan filan. Ben yönetim yalakası değilim. Olması gereken bu. Size dedim? Arka arkaya galibiyetler. İnşallah dedim Arya'da Galatasaray falan mağlubiyetlere sıkışır. Siz o zaman görün. Cumartesi kaybettik. Stadyumdan kaçta çıktık biliyorsunuz. Basın toplantısına katılmadım. Katılsam gece 3'te çıkardım. Ertesi gün maçın analizini yaptık. Sençülüs analizini yaptık. Oyuncularım 3'te geldi. İdman yaptık. Dün uzun bir idman yaptık. Moral olarak canımız yandı ama ancak bizim için motivasyon unsuruna dönüşebilir. Taktik anlamda farklı maçlar farklı rakipler. Ancak aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım. Basit bir rotasyon olmayacak. Aynı zamanda bazı dinamikleri değiştireceğim. Biz e, gol kaçırdı, hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Oynamayan, az oynayan ama iyi çalışanlar karşılığını alacak. Elimizdeki en iyi takımı sahaya süreceğiz arkadaşlar. İçeriden aldığım bilgiye göre 4 değişiklik olacak o kadrodan. Hani en az 4 değişiklik %100. E, Osa iyi çok söylüyorlar. Bekao'yu çok söylüyorlar iki. Amrabat'ı çok söylüyorlar 3. Enes iyi çok söylüyorlar 4. Bir de İrfancan Kahveci 5. Ama Enne kesin oynayacak diyorlar. İrfancan kesin oynayacak diyorlar. Bekao kesin oynayacak diyorlar. E, Osayi kesin oynayacak diyorlar. İsmail yerine de Amrabat diyorlar. 5. Ama şimdi Şimanski yerine Tadiç oynarsa bunu değişiklik sayalım mı saymayalım mı orada kararsın. Ama 5 ve üzeri değişiklik kesin. Zaten İrfancan'la ilgili ne diyor? Geçen sezon 18 gol 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin 11'de oynaması isteniyor. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Mourinho diyor ki katılıyorum. İrfan Can Kahveci bu maçta oynayacak. Şimdi Jose Mourinho bazı dersler çıkarmıştır. Arkadaşlar buraya dikkat. Mesela 4-2-3-1'den 4-1-4-1'e dönüşe geçilebilir. Mesela çift 8, çift 10, 1-10-1-8'e dönülebilir. Fenerbahçe takımı şu anda çift 6-1-8 gibi oynuyor. Yani Şimanski'ye bakın. Ya iki sene adamın bir golü falan var. Bence biraz 10 numara pozisyondaki arkadaş biraz ileri kayacak. Takımın boyu biraz kısaltılacak. Savunma biraz daha öne çıkacak arkadaşlar. Hani bence bunlar. Bunu Burnumu çekiyorum ya. Kusura bakmayın. Yani hani altını çizmek gibi. Fenerbahçe uzun yıllarda şampiyon olamıyor. Kadro yenilendi. Kendisi takımın başına geldi. Son yenilgiden sonra camiada acaba sorular var. Umutsuzluğu var mı? Taraftara mesajı var mı? Çok güzel soru sorulmuş. Yarıştığımız tüm kulvarlarda şansımız var. Taraftarlar her zaman taraftardır. Biz profesyoneller taraftarların fikirlerine, eleştirilerine saygı duymalıyız. Modern dünyada biraz sosyal medya tarafından manipüle ediliyor taraftarlar. Taraftarların influencerların etkisi altındalar diyor. Sadece moda da yoklar, futbolda da varlar. Influencer'lar biliyorsunuz yani biraz hani sosyal medya fenomenleri diyeyim arkadaşlar size. Ben öyle söyleyeyim. Siz anladığınız gibi anlayın arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, durum bu. Sadece e, modada yok futbolda var. Bir düşünce yaratıyorlar. Başarılı ve büyük kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Dengeli ve istikrarlı olmayı etkiliyor. Bizler dengeliyiz. Dengeli olmamız gerekiyor. İçimizde bu denge var. Aramızda tartışmalar, analizleri yapıyoruz. Hataları, iyi şeyleri görüyoruz. Adaletsiz sonuç olduğu zaman görüyoruz. Bu anlamda dengeyi sağlamalıyız. Bizler birlikteyiz. İçimizde eleştirileri yapıyoruz. Dışarıda olan şeyler modern dünyada birazcık gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar diyor. Hani garip bir dünya diyor. Ee, yani maç oynandığı, et, ettiği insanların üstüne etkisi var. Hakemlerin iyi kötü etkisi var. Maç saha içinde oynanır. Hani başkanla, ikinci başkanla bunun sonucun alakası yok. Yani maç içindeki sonucun başkanla, ikinci başkanla alakası yok. Tabii ki birlikte kaybettik hep birlikte. Araştırarak bakarsanız dürüst olun. Hani sorumluluk hoca ve oyuncular da. Biz oynadık. Sağda ikinci bir takım daha var. Bazen daha iyi oynarlar. Daha şanslı olabilirler. Ufak anlar. Hani onların lehin olabilir. Şunu da unutmayın. Karşıda bir takım var. Yani bir takım daha var. ufak detaylar belirleyici oluyor. Hakem dengeliydi. Onu da tebrik ediyorum diyor. Eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım Arkadaşlar bakın bu cümle var ya ben normalde umudu kesebilirdim ama adam açık açık diyor ki eleştirecekseniz beni ve oyuncuları eleştirin. Başkan ne suçu var diyor. Bak haklı. Adam vallahi haklı. Ve hani e, adama bir nevi şeyi soruyorlar. Derbi mücadelesinde sonra hani Fenerbahçe taraftarı Ali Koç istifa dedi. Hashtag açtı. Erken değil mi diyor bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Hani milyonlarca taraftar olan bir kulüp bunun bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onlara eleştirebilecek son kişi benim. Hani söyleyebileceğim bir şey var. Biz bir maç kaybettik. Normal bir maç değil. Tepkinin katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maç oynuyorlar. Benim de saha kenarda yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Başkanımız maç oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesinde. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti. Profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir diyor. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Şunlar var ya beni umutlandırıyor. Gerçekten de bakın. Hani derbi Ali Koç mu çıktı diyor adam açık açık. Biz çıktık. Ya yanlış anlamayın bak şu sorumluluğu üstüne alan kolay kolay bir teknik direktörümüz olmadı bizim. Taraftarlara da mesajı var. Ee, diyor ki sorulması gereken şu taraftarlar bizim için en iyi şartları sağlıyorlar mı huzuru desteği veriyorlar mı Kadıköy'e giderken hani bize o mutluluğu vermek istiyorlar mı trendleri takip edip aslında o huzuru mutluluğu bizden alıp bizi böyle bir atmosfer mi yaratmak istiyorlar ben kendi adım oyuncularım adına konuşuyorum profesyoneller olarak onlara saygı duyuyoruz biz elimizden gelen en iyisini her gün yapmaya çalışacağız mümkün olduğu kadar çabuk galibiyetlere galibiyetlere geri dönelim mümkün olduğu kadar çabuk demek yarın demek Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi beni anladınız değil mi? İnşallah beni anladınız. Çünkü ben bunu çok söyledim. Ben bunu çok belirttim. Ve ben bunu ısrarlı 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 bir şekilde söyledim arkadaşlar. Bunları söylediğim için beni lütfen tefek koymayın. Ben bunların hepsini söylemekle yükümlüyüm. 2 3 yedek oyuncu daha 11'de olacak diyor. Bunu da belirtiyor aslında. Yani benim az önce verdiğim duyumu Açık açık söylemiş zaten. Ben maçı kazanabilmek için en yoğun birimle oynayacağım. Rakibimizi çok fazla çalıştık. Farklı şeyler denedik. Mesela 4-4-2. Oyuncuların özelliklerine bakacağım. Hangi özellikleri maçı kazandıracak ona bakacağım. İrfan Can Kahveci rotasyon için oynamayacak. Kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. İdmanlarda çok arzulu. Rakip 3'lü 5'li oynuyor. Hani onun özellikleri yani onu özellikle yarın bizim için önemli. Bana şunu sorarsanız son maçta kulübede olan 2-3 oyuncu daha ilk 11'de olacak diyor. Yeni format daha fazla maç. Ee, şu anda bunu kimse bilmiyor. Kimse tecrübe etmedi. Belki 200. maçım olacak Avrupa'da. Yani nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyorum. Bir maç var, kazanmak istiyorum. Eskiden daha az takım oluyordu. Şu anda ben hani tecrübemiz yok. 8 maçın çok fazla şey değiştireceğini sanmıyorum. Bence asıl problem yazın oynanan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. Böyle olduğunda oyuncuların yeterince dinlenme fırsatı olmuyor diyor. Şu ana kadar yaptığımız hatalar daha çok bireysel hatalar. Bakın, burası önemli. Bunların sıkıntısını çektik. Dün ilk kez 24 oyuncu hep birlikte çalışma fırsatı oldu. Uzun bir antrenman oldu bizim için. Dün bir problem yoktu. Son maça bakarsak 2 tane taştan gol yedik. Bunun da cezasını çektik. Bireysel hataları düzeltmek zaman alabiliyor. Şimdi burada bireysel hata dedi arkadaşlar. Çağlar Söyüncü 1, Mert Müldür 2. Yani benim duyum vermeme de gerek yok aslında. Biz burada bireysel hatalardaki oyuncuların oynamayacağını anlıyoruz değil mi? Yeni bir hata için asla kızmam. Ama aynı hatanın tekrarlanmaması gerekiyor. Zamanla daha iyi olacağız. Yeni oyuncuların adapte olması gerekiyor. Amrabat 2-3 antrenmandan sonra Kasımpaşa maçında oynadı. Galatasaray maçında hibrit stoper gibi oynadı. Seviyesinin yukarısında yani seviyesinin yukarısında olduğunu gösterdi. Bu yüzden bu maçta oynayacak diyor. Yani aslında sadece İrfan Can Kahveci değil, Amrabat mesajını da vermiş oldu. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen bu açıklamalardan memnun kaldın mı? Yoksa ya he canım he ya he he mi dedim? Ben bu açıklamalara şunu söyleyeyim. Ben her zaman her zaman her zaman icraata bakarım. Lafa değil. Şu açıklamalar beni sevindirdi ama ben sahada görmek istiyorum. Şimdi bak. Tadiç'i sahada oynattığı için eleştirildi mi? Eleştirildi. Tadiç tekrar sola geçecek ya da Shimanski'nin pozisyonuna geçecek arkadaşlar. İnce bir mesajı vereyim. Şimdi Edin mesela yoruldu, kulübeye geçecek. İleri uçta Yusuf Ennesiri mesela ben şunu söyleyeyim. Ee, geçen gün dedim ya işte ya bir rüya işte Mourinho diyor ki lan aynı şekilde dursun şöyle böyle falan filan. Asla böyle bir şey yok. Sakın ha. Mourinho'nun sistemi bak. Şimdi Galatasaray yenilgisinde herkes 4-2-3-1'i tartışıyor. Oyun eleştirildi. Etkisiz futbol. 4-2-3-1'de e, sistem değiştirmeyecek diyor. Arkadaşlar bu haberi yapan arkadaşlar yalan söylüyor. Fenerbahçe önünde çok basan bir sisteme geçecek. Bir. İkincisi rakibi ikinci bölge ve üçüncü bölgede boğacak bir sisteme geçecek. İki. Savunmadan daha çok uzun topla, pozisyona sokacak bir sisteme geçecek 3. Yani Fenerbahçe bugüne kadar dengeli bir hücum anlayışı e, seçmişti. Çünkü takım tam hazır değildi. Futbolcuların performansı tam hazır değildi. Bu saatten sonra arkadaşlar daha ofansif bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Hani benim duyumlarıma göre. İnşallah anlatabildim. Oğuz Aydın'ı ligde kesinlikle ilk maçta göreceğiz. Eğer sakatlık makatlık olmazsa. Ve Fenerbahçe aslına bakarsanız... İki farklı takıma dönüşecek. Mourinho normalde bu kadar e, ve bu kadar rotasyon yapacak bir adam değildi. Ama Mourinho çok ciddi radikal kararlar aldı. Şimdi bu maç özür dileme maçı. Kendi seviyemizdeki takımlarla oynayacağız dedi mi? Dedim. Kara bulutları dağıtmak istiyorsak zaten zafer kesinlikle şart. Hataları tek tek anlatmış. Toplamış, tamamladığı çalışmalardan oyunculara tek 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 bakın böyle 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 ve bir an önce bu maçı unutuyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Avrupa Ligi'nde kazanarak başlayalım. Ve kazanma alışkanlığını sürdürelim demiş. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Bunu yapmayan formayı alamayacak. Ben buraya şampiyon olmaya geldim diyor. Yani kaçmaya gelmemiş. Yani Mourinho tazminat için gelmemiş. Arkadaşlar Mourinho neşteri vurdu bile. Kadro dışı kararı geldi bile. Bak ben ne dedim size? Oğuz Aydın'ın kap açıklaması 15 Temmuz. Üstünden yaklaşık 2,5 ay geçti. Bu çocuk hala hazır değil. Avrupa listesine yazdırılmadı. Oysa 6 milyon euro verildi. Düşündüğün zaman yazdırman lazım. Hani oynamayan niye oynamadın demedi. Oynatan niye oynatın demedi. Yani 21 gol katkısı var. İrfan Can işte oynaması lazım. Tadiç sağda kötü. Takımı boğuyor el freni. Şimanski sadece 1 gol 2 asisten oynuyor. Hani bunların cevabını merak etmiştim. Ben bunların cevabını aldım arkadaşlar. Ee, Perşembe pazar kadromuza dikkat edin. Ve Mourinho dediğim gibi neşteri vurdu. Kime vurdu? Yardımcısına. Analiz sorumlusu Michela Salzarulo ailevi sebepler nedeniyle ülkesine geri döndü. Mourinho'nun ekibinde arkadaşlar analiz sorumlusuydu. Rakibi iyi analiz edemedi. Hani ailevi sebeplerden he Görevden affını istedi. Mourinho da ayrılığa onay verdi. Sözleşmesi feshedildi. İtalyan antrenörler Temmuz 2021'de Roma'da Mourinho ile birlikte çalıştı ve yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından Fenerbahçe'den ayrıldı. İster misiniz bu göreve İsmail Kartal gelsin? Hocam olmaz, altını uyar. İster misiniz bu göreve Volkan Demirel gelsin? Hocam olmaz. Volkan Demirel geçen gün Ali Koç'a attı, tuttu. <laughs> Mesela İster misiniz bu göreve Semih Şentürk gelsin? Hocam olmaz. Semih Şentürk altyapıdaydı gitti. Mesela bu göreve kim gelebilir? Şöyle bir düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım'a yakın bir isim gelebilir bu göreve. Hani bir bakalım Aziz Yıldırım'a yakın bir sürü isim var. Belki eski futbolcularımızdan Aziz Yıldırım'a yakın bir isim gelir mi? Gelir. Yani bekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi İrfan Can'ın 11'e dönmesi yani bu sezon toplam 289 dakikaya. Ya düşündüğün zaman arkadaşlar yemin ediyorum şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Hani elinde senin imkan var. Elinde senin çok güzel imkanlar var. Hatta bir imkan değil birden fazla imkan var. Sen çıkıyorsun diyorsun ki yok ben istemem. Arkadaşlar ben size olayı kısaca şöyle anlatayım. Mourinho bazı futbolcuları özel olarak yetiştirdi. Geliştirdi. Üstüne düştü. Ve dedi ki ben bunları böyle bir zamanda sahaya süreceğim ki ben sahaya sürdüğümde herkes memnun kalacak. Lig maçında Kostiç ve Oğuz Aydın'ı bekleyin. Katiyen bekleyin. Kesinlikle bekleyin. %100 bekleyin ikisini de. Ee, ama sonradan girerler ama 11 başladılar ki Kostiç 11 başlayacak gibi duruyor. Oğuz Aydın'ı daha fazla izleyeceğiz. Şimanski'nin yedeğinin olmaması güya. Şimanski'yi rahatlatıyor ama Şimanski'nin yedeği var. Aslında bakarsanız Fenerbahçe'nin 4 tane forveti var. İki tane değil. Dört tane forveti var. Yani üç tane değil. Ennesiri, Dzeko, Cenk Tosun, Dusan Tadic. Fenerbahçe'nin dört tane forveti var. Tadic'in forvet oynama özelliği de var. Ya da yardımcı forvet, gizli forvet rolünde. Hani Giuliano e, rolünde, Max Kruse rolünde. Bu dediğim dördü unutmayın. İkincisi, Fred'in yedeği Şimanski olayına dönersek şaşırmayın. Çünkü madem bağlı yapmıyorsun, o zaman pas yapacaksın o zaman iş yapacaksın mantığına da gidebiliriz. Bura anlaşıldı mı? Benim burada tek kızdığım nokta şu. Bartu Elmaz oynama garantisiyle Kasımpaşa falan istiyordu. Keşke oraya kiralasaydık. Durum bu. Yarınki maçta bizi bekleyen sürpriz sadece ve sadece bu değil. Yani sadece ve sadece ee, ilk 11 değil. Hem ilk 11 hem kadro hem diziliş hem de rotasyon olarak yarın çok değişik bir Fenerbahçe göreceksiniz. Bir. İkincisi. Yani. Ya Fenerbahçe'nin biraz daha ve biraz daha ve biraz daha ısıran, kimren bir Fenerbahçe olduğunu izleyeceksiniz. Üçüncüsü arkadaşlar 1500 lira en düşük bilet fiyatı. O 1500 lira verdiğinize değecek arkadaşlar. Ben bu kadar söyleyeyim. Takımda bir intikam havası var. Jose Mourinho ile tazminatını alayım da kaçayım mantığında değil. Jose Mourinho çok başka bir olayın içinde. Ve Jose Mourinho diyor ki arkadaş ben buraya şampiyon yapmaya geldim. Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim diyor. Elimden geleni de yapacağım diyor. Belki de analizcisini kendi kovmuştur. Kim bilir? Yani belki de analizcisini yeterli görmüyordur. Belki de arkadaşlar yani e, ben bunu söylemek istemiyorum ama Jose Mourinho'nun Ekibinde hain mi vardı? Temizlendi mi? Galatasaray yöneticisi Vallahi geçen sene şey geçen seneye bundan önceki sene Jose Mourinho şey Jorge Jesus Galatasaray Beşiktaş derbisini izleyene kadar adam teknik direktördü. Ama o maçı izledikten sonra adam bir değişti. Korkmaya başladı. Taktiğini değiştirdi. Sistemini değiştirdi. Lan arkadaş şimdi bakıyorsun, yani şimdi bakıyorsun Fenerbahçe, hani e, Göztepe maçında yanlış analiz. Lille ilk maçta yanlış analiz. Galatasaray maçında yanlış analiz. Yani e, Galatasaray ortadan gelen bir kulüp, ortadan daha çok yüklenen bir kulüp. Belki de attığı golenin %64'ünü, %65'ini buradan atmıştır. Biz ortaya tedbir almadık. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Takımın çok fazla dinamiki değişecek. Ben bir şey daha söyleyeyim. Burayı da çok dikkatli dinleyin. Şöyle bir kadrona çıkamaz mıydık? Amrabat, Fred, İrfancan, Can Kahveci. İlle Tadiç'i sağda oynatma, geberme merakım varsa. Mesela hafta içinde şey pazar günü maçımız var. Amrabat, Fred, İrfancan, Can. Sağda Oğuz Aydın, solda Maksimen. Forvet'te Ennesiri. 3 tane koşan hızlı kanat oyuncusu. Bir tane kilit açıcı. Duran top kullanabilen kreatif 10 numara İrfan. Bir tane Fred 8 numarada. Bir tane toplayıcı Amrabat. Sağ bekin sol bekin bakın Osayi ve Osterwolde değil. Osayi ve Kostić çok fazla hücuma çıkabilen isimler olur. Bence Fenerbahçe perşembe günkü yani yarınki maçı ve pazar günkü maçı taraftarın çok dikkatli izlemesi gerekiyor. Bu iki maça ben içeriden aldığım ya da içeriden duyduğum duyumlara göre diyorum. Eee İyi bir şey yani. İçeriden duyduklarım iyi bir şey. İnşallah hepimizi mutlu edecek. Görüşmek üzere arkadaşlar.